Kemal Halep ve ses cevabı Halep diye. Haluk veya da uzun ismi Abdülhalık benim Nureddin dayımın oğlu büyük oldu. Bununla arkadaştık şeyde Kulungo'da karar verdik. O zaman kaç yaşındaydı? Değil mi? 7-8 yaşındaydı. Karar verdik Neynik'e gideceğiz diye. Geleceğiz şöyle 5 dakikada bunu anlatayım. Neynik'e gideceğiz. İzin almadan Neynik'e doğru yola çıktık. Yani orası Kulungo, bir yayla, volkanik kayalar var. Çalılar falan filan var. Öyle çalılar arasında gidiyoruz. Ne kadar, kaç kilometre uzaklığı orası? Neynik. 10 kilometre uzak mı? Var. Yani bir hayli fazla ama gözümüze gördüğümüze göre oraya gideriz. Rahat gideriz düşünüyoruz. Hay Allah. He, yola çıktık, gidiyoruz çalıların arasından falan filan. Orada bir erik ağacı gördük. Böyle erik, en böyle olmuş, lezzetli. Ondan sonra şey, bu ekşi erikler. Ondan sonra erikleri topladık falan. Ben cebime koyacaktım. Abdülhalık dedi, Edip sen bana ver, ben cebimden toplayayım. İyi, ben topluyorum, ona veriyorum. O da topladı, cebimden topluyor. Erikler bitti, yani bu kadar fazla erik yok. En sevdiğiniz şey. Bir anda bir baktım ki bağırdı dedi, Edip yılan dedi. Yılan hemen kaçmaya başladım, görmeden kaçıyoruz. Birlikte koşuyoruz, o arada dedi, hala hatırlıyorum. Bir geriye bakıyor dedi, bu yılanın boynuzu var. Ondan sonra tabanı yaladık, birlikte kaçıyoruz, koşuyoruz, ben erikleri falan unuttum. Ondan sonra gidiyoruz, ben ondan sonra erikleri hatırladım. Dedi hadi hadi erikleri yiyelim. Biraz şeye çıktı, açığa çıktı. Dedi bitti. Yemiş erikleri. Yani beni o zaman yılanla kandırdı şimdi. Abdi milletvekili oldu. Bense mürted olup kaçmak zorunda kaldım. Allah ister. Allah ister ya abi. Vallahi çok hoştu ya. O zamandan politikacı olma yeteneği varmış. O zamandan beri varmış. Bir şey, ne kadar güzel bir şey varsa yemeği severim. Vallahi ya. Bizim eski medrese burasıydı. Benim babamın okuduğu medrese tabii, burasıydı. Yani, divan, orada divan oradaydı ikinci bölümü. O o tarafa bakan bu eski bina. Yani çocukluğum burada geçti. Vah. Eyvallah. Burada bahçe zaten biliyorsun. Gidelim. Ne var o bakalım kanıta hasan yeri oldu ki. Merhaba, hoş bulduk. Eyvallah, hoş geldiniz. Çok iyi, çok felaket. Çocukluk duyguları ya. Nasıl? Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun. Thank you.
Video yapıyoruz. Abdülhalif, bu Şeref, Eşref. Ondan sonra Sefetullah'ın oğlu Baha. Başka kim var? Bunlar da çocuklar. Akrabayı bunlar üçüncü jenerasyon. Üçüncü jenerasyon. Hiçbirisiyle tanışmıyoruz maşallah. Şu elinizi açın böyle burası. Yani kendim. İyidir elhamdülillah. Sen burada mı kalıyorsun yoksa Ahmet Ankara'da? İyi. Şarjı alıyor mu? Yani şarjı alıyor, kendine koyuyor. Sen burada ne yapıyorsun? Müderrislik mi yapıyorsun? Maşallah. Eyvallah. Senin bir de şeyin vardı. Küçük kardeşin mi vardı? Neydi? Abi neydi? Şey, ve umdetül nedir bu? Umdetül ne? Umdetül müftin? Müftin. Yok, müfsidin mi? Müftin. Çok ilginç bir şey. Ravdetut talibin okuyamıyorum bile ya. Müftin oluyor. Ve umdetül müftin. Ne demek? Burada fakih yok mu ya? Seyda burada, Müftin ne? Evet. Bu da et-tedrib fi fiqh-i Şafii. Evet, böyle. Edip'ten aynı yaştayız. Merhaba, isterseniz siz tanıtın. Şuradan bir sola alın. Bir saniye seni alayım. Sakin. Sacit. Değirmen köyden geliyoruz. Hangi köyden? Değirmen köyü. Değirmen köyü. Evet. Müşakşı. Ha Müşakşı diyeceksin ben onu anladım. Müşakşı. Maşallah. Müşakşı. Bapir'in oğluyum. Bapir'in oğlu. Evet. Sen Bapir'i bilirsin. Bapir'in oğlu. Maşallah. O Bapir'in vezirin yeri. Öyle mi? Sen hala buradasın. Maşallah. Nasıl? Bu da Yusuf'un oğlu. O yeğeni. Hoş geldin. Vallahi. Eski isimler. Merhaba. Merhaba. Ben de Özgür. Özgür. Ben de Değirmen köylüyüm. Müşakşınlıyım. Müşakşınlıyım. Ben de Hamdullah'ın oğluyum. Hamdullah'ın oğlusu. Evet. Maşallah. Hoş geldin. Bayram bugün bayram ayın 17'si. 17 Temmuz 2015. Buyur.
Verdi Uşakşendiyim, Sıdık'ın oğluyum. Evet. Verdi'nin torunuyum. Maşallah, hoş bulduk. Beni ismen hatırlıyor musun? İşittiniz mi? İşitmediniz. Oldu. Benim ismim Edip. Görüşürüz inşallah. Görüşürüz. Herhangi bir ismin oğluyum. Evet. Uşakşendiyim. Maşallah. Eyvallah. Sen? Muhsin Abdurrahman'ın oğluyum, Şefa'yı senin torunu. Şefa'yı torunu. Veysi Şemenşuk'un torunu, Şemenşuk benim dayım. Yani öylesine bir sizle evet. Uzak çok ayrı. Ben de senin Bahar'ın oğlu. Öyle mi? Bahar'ın kaç oğlu var? İki kaç kızı var? İki oğlu bir kız. Okey, eyvallah. Ondan sonra paçalar oldu, korkmayın ya. Sen? Sıracettin ismi. Sübahattin babamın ismi. Şef Nasır. Senin teyzenin oğlu. Teyzemin oğlu. Maşallah. Hicrete yani. Hicr diyoruz. Hicrete. Seyit Rıza Bahan'ın oğlu. Öyle mi? İkinci oğlu. Bir de kız kardeşim var. Maşallah. Nedim Abdullah'ın oğlu. Maşallah. Kaç kardeşim var? Dört. İsimlerini sayabilir misin? Nedim, Müfit, Esma, Ayşegül. Benim ismimi görüyor musun? Benim kardeşlerim isimlerini vermişler. Nedim, Müfit, bir de kız kardeşim Ayşegül. Ama Esma. Benim ismimi atlamış. Nerede Arkani? Kaçta? Bedirhan Fuad'ın oğlu. Fuad'ın oğlu. Fuad kim? Fuad, Serdam Can'ın oğlu. Öyle mi? Doğru, Fuat vardı. Fuat tabii. Nerede? Baban nerede? Göreceksin. Ben inşallah. Sefetullah benim dayım. Sefetullah oğlu Fuat vardı. Onun oğlu maşallah. Kaç kardeşsin? Üç. Sayabilir misin ismini? Büyükten küçüğe doğru. Bedirhan, Gülçin, Süreyya. Aa, Gülçin, Süreyya. Süreyya da benim kız kardeşim, ablamın ismi. Evet, maşallah. Bir tek sen yoksun. Evet. Sen ismini diyorsun. İsmini işittin mi? Sultan Mehmet Mutlu, Celal'ın oğlu. Celal'ın oğlusu. Celal'ın kaç oğlu var? Dört. Sayabilir misin İslam'ı? Büyükten küçüğe ve küçükten büyük. Oğlu iki tane var. He oğlu. İbrahim, Sultan Melek, Dilan, İbrahim. Maşallah. Eyvallah. Bapir. Evet. Müşakşehir'in. Müşakşehir'in. Senin ismini biliyorum yani. Benim hafızada Bapir. İsmi Bapir olarak koydu. Yok ki Ayşe'te ismi bırakmış. Öyle mi? Ayşe'te. Bapir. Evet. Ben hamdolunan Müşakşehirliyim, Yusuf'un oğluyum. Rahmetli Metin Yüksel'in ismini duymuştum ben küçükken. Öyle mi? Babanızın ismini babam sürekli anlatıyordu. Bana Ahmet etsin onları. Maşallah. Evet, Müşakşehirliyim. Eşref, Mahyedin Mutlu'nun kaçıncı oldu? İkinci oldu. İkinci oldu. Raşid dördüncü çocuğu, ikinci oldu. Raşid Bey. Maşallah. Hoş bulduk. Karamelik. Yok ulan ben beyaz olmuş. Ne oldu ya? Senin günahların rengini karartmış gibi ya. Şimdi Şahmaz Hazret'le ses cevabı Haluk mu diyorsun? Haluk veya da uzun ismi Abdülhalık. Benim Nureddin dayımın oğlu büyük oldu. Bununla arkadaştık şeyde Kulungo'da karar verdik. O zaman kaç yaşındaydı? Sen 7-8 yaşındaydın. Karar verdik Neynik'e gideceğiz diye. Geleceğiz şöyle 5 dakikada bunaltayım. Neynik'e gideceğiz. İzin almadan Neynik'e doğru yola çıktık. Yani orası Kulungo, bir yayla, volkanik kayalar var, çalılar falan filan var. Öyle çalılar arasında gidiyoruz. Ne kadar, kaç kilometre uzaktır orası? Neynik. 10 kilometre uzak mı? Var. Ya bir hayli fazla ama gözümüze gördüğümüze göre oraya gideriz, rahat gideriz düşünüyoruz. Hay Allah. He, yola çıktık, gidiyoruz çalılar arasından falan filan. Orada bir erik ağacı gördük. Böyle erik, en böyle olmuş, lezzetli. Ondan sonra bu ekşi erikler. Ondan sonra erikleri topladık falan. Ben cebime koyacaktım. Abdülhalık dedi, Edip sen bana ver, ben cebimden toplayayım. İyi, ben topluyorum, ona veriyorum. O da topladı, cebimden topluyor. Erikler bitti, yani bu kadar fazla erik yok.
en sevdiğimiz şey. Bir anda bir baktım bir bağırdı dedi, Edip yılan dedi. Yılan hemen kaçmaya başladım, görmeden kaçıyoruz. Birlikte koşuyoruz, o arada dedi, hala hatırlıyorum. Bir geriye bakıyor diyor, bu yılanın boynuzu var. Ondan sonra tabanı yağladık, birlikte kaçıyoruz, koşuyoruz. Ben erikleri falan unuttum. Ondan sonra gidiyoruz, ben ondan sonra erikleri hatırladım. Dedi, hadi hadi erikleri yiyelim. Biraz şeye çıktı, açığa çıktı. Dedi, bitti. Yemiş erikleri. Yani beni o zaman yılanla kandırdı şimdi. Abdi milletvekili oldu. Bense mürted olup kaçmak zorunda kaldım. Allah ister. Allah ister ya abi. Vallahi çok hoştu ya. O zamandan politikacı olma yeteneği varmış. O zamandan beri yapmış bir şey. Yemeden bir şey varsa yemeği sever. Vallahi ya. Ne hoştu. Eyvallah. Şimdi cuma falan. Evet, cuma. Başta cuma. Yani başlamak üzere. Ya cuma bana daha farz olmadı. Ben aşağı gidiyorum. Dem ki kanik panki, rosta kanik panki. Ben abdest alayım. Gelin bana. Tamam. Ben şunu söyleyeyim. Şey bela. Ya saklı boşmuş. Sevudan ben size bağladım her şeyden. Merhaba. Abiyi tanıdın. O Ali. Seydan. Maşallah, hoş bulduk. Aaa, bu da hoş bulduk. Mahmut, Mahmut. Nasılsın? Bir tane şey aldı, nedir? Fethiye aldı. Bir arkadaşına vardı. Yaylandı mı öyle şey? Yapma ya. Nasıl buldun? Doğru anlatmıyor mu? Eksikler. Eksik kalacak. Ver, boş ver. Belki ulan. Söyle misin? Seyda gidin. Ver abi. Maşallah. Şifre değil. Peki kitabı nasıl? Hadi ya, hadi gel. Ooo, Yahya, nasıl? Yahya, maşallah. Nasıl? Ne güzel bir gün seçtin ya. Herkes bir arada. Evet, pardon. Ya burası çok değişmiş. Nedir? Muhammed'den Esin tanıdın mı? Maşallah, kim? Yok. Küçük kardeşimiz. Yok. Şehredin iki cebinden doğan çocuktur. Son çocuk. Kimisin? Şehredin iki cebi. Öyle, öyle mi? Maşallah. Haradaki yaşlı. Yok demek hafıza şeyi tam değil. Tanıştık Enes Yurt'a. Yok yok yok. Yani yeni gördüm. Yeni gördüm yani. Yeni gördüm. Bir anlıyım. He. Abi orada oturuyordun. He. Babanla. He. O zaman da geliyordun. Aynı hazır oldu. Hadi. Kiye. Bir saniye. Eşref'in küçüğü değil misin Şadi? Ha, vay vay. Kim bu? Raşit. Yaklaştın ya. Raşit ve Eşref'in arasında. Çok genç de Eşref'den daha genç. Yusuf sen de değil. İz bırakma. Yahya bir şeyini anlatıyor. Hoş bulduk. Ki. Kim? Tahir. Kim? Cüneyt'in oğlu. Aa öyle mi? Şeytan'ın torunu. Hoş bulduk. Biliyorum Cüneyt'i biliyorum. Ali tanıdın. Ali he biliyorum. Küçük ya. He küçük yani. Hadi okuyayım dersin. Böyle hazır oldun biliyorsun. Böyle korkuyorsun. Nasıl? Ya be acayip bir oldu ha. Bayağı ehlama senetini ettim lan. Trask'ı? Burada oturup... Küçük hasıl. Ne olur oğlum kırıysa ya. Küçük hasıl. Eyvallah. Nereye geliyoruz? Ha böyle otur. Ama o şimdi dairenin dışında kalmış. Yok gelir o dairenin içine gelir. Çok ufak bir daire. Yok yok tamam gelir o ufak büyük daire de olur. Daire ama ayıp olur. Yok gelir gelir. O gelir. Eyvallah. Hanımefendi merhaba. O gelir. Hoş bulduk. Evet. Hele oralarda o sandalyeleri de getir. Öyle biraz da iyi çok lazım. Maalesef.
sen kilo almışsın. He öyle. Biraz değil, çok. Şeydir. Lohme gençleşmesi. Lohme gençleşmesi. Lohme gençleşmesi. Kilo şey getirir. Eyvallah. Dakika kalmadı onu bir şey et, ben Nureddin dayımla bir sohbet yapalım onu şey alayım. Celil Arbas tanışıyorsun. Sonra tabii ki denge olayı var. Bir de denge merkezi var. Eyvallah, dikkat et. Eller çok güzel. Wow! Buyur, eller sürekli aktif olacak. Yoksa hakem diskalifiye eder. Bir. Eller sürekli... Ben bir sayıdan sonra olacağım. Görüşürüz. Başka var mı? Yok, başka yok. Başka yok. Diş hekimi. Diş hekimi. Hüsamettin. Selam selam. Sen Şirmen Şükür oğlu muydun? Yok, Şirmen Şükür. Şirmen Şükür. Niye? Ne? Ben çabuk oldum. Olur mu ya? Merhaba. Hamid. Hamid. Şeyin, sen şeyin bir saniye kenara. Nureddin biliyorum oğlusun da kaçıncı oğlusun sen? Abdülhani'de küçük müsün? Abdülhani'de küçük. Maşallah, maşallah. Merhaba. Yine burada hizmet edeyim. Selamu aleyküm. Bayramı kibar edin. Şuradan bassam durur. Evet, dayıcım. Böyle deyin, böyle ya şey. Evet, Allah çok tanrım. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Biz belki. Basır çağırın. Ne yapalım mı? Ne yapalım mı? Ne yapalım mı? Şubat tabii ki. Nasıl? Şurayı dışarıdan da bir çekelim şurayı. Burayı çekelim mi? Bastın mı? Basıyor musun? He, bastım. Basıyorsan ama yeri çekiyorsun. Fazla dakikada yok. Burası divan. Sabahtan beri gruplar halinde millet dayım Nureddin'in ellerini öpmek için geliyor. Evet. Burası bahçe. Burada çok güzel anılarımız var. Eyvallah. Merhaba. Merhaba. Oo, merhaba. Az önce Norşin'de dayılarımın divanında çok kalabalık vardı. Yüzlerce kişi grup grup geliyorlardı. Orada bir faslıyla, fasldan gelen birisiyle, sünniyle tartışmaya tutuldu. Celal. Celal. Konuşuyorum ben buraya. Yüzlerce kişi, binlerce kişi isteyecek. Eyvallah. Ondan sonra neyse burada gizli bir yere geldik. Kaçtık geldik buraya. Bu Fethi. Bahaddin, benim Sefetullah dayımın oğlu. Nureddin dayımın kaçıncı oğlu bilmiyorum. İşte Celal. Bu iki genç, Sefa Kotnili. Sefa'nın kardeşi. Salih. O da Kotnili. Balekanlı Abdullah. Yani hiç beklemiyordu bizi. Biz ona böyle misafir olduk. Burada böyle çok güzel yemekler var. Arvas, benim dayım Nureddin. Ona çok sayı gösterdi. Hatta yukarıya oturttu. Özellikle bana aşağıya otur dedi. Yer gösteriyor. Yani orada hiyerarşi var. Tayin ediyor. Tayin ediyor. Sen buraya otur. Bu Arvaslı olduğu için Arvas Şeyhi Gavs'ın torunu. Onun için onu daha yukarıya oturttu. Kaydedemedik. Yani kaydetseydim harika bir olay. Tabii ona kızdı. Sen niye edebi izliyorsun sen? Peygamberin torunusun falan diye onun bazı duygularını gıdıkladı. Maşallah. Bir diyeceğin var mı Celil? Sağ ol. Rıdvan, ne güzel yemekler maşallah.
Evet. Kırmancı haber beden. Onlar Kürtçe konuşuyorlar. Ben Kürtçeyi pek bilmiyorum maalesef. Burada herkes Kürtçe konuşuyor. İruayda, mahtan bana cinar anam. İruayda niye mahtan? Ama cik razı ben karın ekleyem. Ben hemen karın yapmıştım. Maşallah. Kudacı razı ben. Edici bir hatiye hatıya seslendim. Razı gibi ya. Beni kurtardın. O faslıyla tartışıyorduk böyle. Şimdi faslıyla bir şey der misin? Az önce işte Nureddin'in divanında bir faslı vardı. Bu meğerse böyle sünni bir alim imiş. Nureddin dayım onun bana vaaz etmesi için onu şey etti biraz, teşvik etti. Bu tartışma biraz uzun sürdü. Şimdi o Arapça konuşuyor. Ben anlıyorum Arapçayı. Ama Arapçayı iyi konuşmadığım için ben İngilizce cevap veriyorum. O da biraz İngilizce anlıyordu. Şimdi hiç kimse anlamıyor orada. Çünkü birkaç kişi Arapça biliyorsa İngilizce bilmiyor. Bir kişi İngilizce biliyordu, o da Arapça bilmiyor. Hiç kimse anlamadı. İkimiz milletin ortasında medreseye gittik daha sonra. Şöyle 5-10 dakika tartıştık bağıra bağıra falan. Ondan sonra sağ olsun Bahattin geldi beni kurtardı. Edip gel gidelim yemeğe falan diye. Öyle oldu. Çok güzel. Teşekkür ederim. Buyurun. Yok yok yok. Şey olmaz. Şöyle de tutarım. Şimdi Celil Arvas Şeyhi. Arvas'ı Şeyhi. Arvas ne oluyor? Arvas Bahçesa, Van Bahçesarı. Eski adıyla Mix. Şu anda bir ilçe merkezi. Orada bir köy, bir yerleşim birimi. Evet. Celil'in ailesi oradan gelmedir. Ve Arvasilerden Seyyid Sebatullahi Arvasi Hizan'a geliyor, ikame oluyor. Orada post işin oluyor. Bugünkü adıyla Gavs-ı Hizan. Gavs-ı Hizan'ı, yani Hizan'ın Gayda köyü. Hani şu Gavs diye kainatın idaresi, Superman'i falan değil mi? Eyvallah. Gavs-ı Hizan'da Gayda'da oturuyor. Bizim dedemiz Abdurrahman-ı Tahir ise Gayda'ya yakın Tah köyünde oturuyor. Aha. Ve bunlar yani bir şekilde artık tasavvufi bir telepati yoluyla mıdır herhangi bir şekilde bunlar birbirlerine şey yapıyorlar, yakınlaşıyorlar birbirlerine. Evet. Abdurrahman-ı Tahir Gavs-ı Hizani'den şey alıyor. Şeyhlik alıyor. Şeyhlik alıyor. Yani icazet alıyor, icazet. Destur alıyor. Aha. Hem ilmi desturdur bu hem de tasavvufi icazettir. Aha. Şimdi tasavvufa gidersek Gavs-ı Hizani dediğimiz zat şahıs da Seyyid Taha'dan alıyor. Seyyid Taha Şemdinli'de oturan yine Seyyid sülalesinden yani peygamber sülalesinden Seyyid ünvanlı bir şeyhtir ki yani Seyyid olması hasebi bir de daha akrabalıklar filan vardır. Tabi Seyyid Taha giller biraz da Küt milli hadisesinden şeydirler, taraftırlar ve bu konuda organizatörlük işlevini de görmüşlerdir. Evet. Yani Seyyid Taha'nın torunu Seyyid Abdülkadir, oğlu Şeyh Ubeydullah-ı Nehri, bunlar hem önemli isyanlara kalkışmışlardır, evet. Önemli başkadırları vardır. Bir de Küt Teavün Cemiyeti adında Said-i Nursi ile beraber kurdukları cemiyetler vardır. Evet. Yani Seyyid Abdülkadir, Said-i Nursi, Mutkili Halil Hayali ve daha birkaçları bunlar İstanbul'da Küt Teavün Cemiyeti'ni kuruyorlar. Evet. Şimdi şeyi hiyerarşi menzili mesela koy buraya veya da başka anladım. Şimdi o zaman şeyi merkez alırsak biz Mevlana Han'de Şehrezori. Bu Süleymaniyeli bir Kürttür. Aha. Iraklı Süleymaniyeli bir Kürt. Nakşibendili bu getiriyor bu memlekete. Aha. O döneme kadar herkes Kadiriş tarikatındandır. Yaygındır. Bütün etraf onlarla. Nakşilik Hindistan'la mı geliyor? Nakşilik aslında Bahattin el Bahattin el Nakşibendi'den geliyor. Evet. Hindistan şeyden alıyor. Özbekistan'dan alıyor. Aha. Fakat bu memlekete yaygın hale gelmesi, bu memlekete popüler bir tarikat haline gelmesi Mevlana Halid-i Şehrezori vasıtasıyla oluyor. Ondan sonra? Ondan sonra Seyyid Taha, Seyyid Taha'dan sonra Gavs-ı Hizani, Gavs-ı Hizani'den sonra Abdurrahman-ı Tahi, Nurşin Şeyhi. Suriye Nurşin Şeyhinden alıyor. Sadece Suriye değil. Okin Şeyhlerinin Nurşin Şeyhlerinden alıyor ve etrafta birkaç daha şeyh odaklı yerler vardı. Evet. Onlar da Nurşin Şeyhlerinden alıyor. Şu anda en meşhurları, en popüler olanı Menzil Şeyhleridirler ki bunlar şeyh halifesi, Hazreti halifesi olan Suriyeli Şeyh Ahmed-i Hezai'den alıyorlar. Ha yani tamam. Hazret kim? Hazret Abdurrahman-ı Tahir'in oğludur. Abdurrahman-ı Tahir'in oğludur. Hazret. Ve Hazret yani Abdurrahman-ı Tahir'in oğludur.
Ayrıca Abdurrahman-ı Tarih'in halifelerinden bir tanesi de halifesidir. Yani Şeyh Fethullah'ın halifesidir. Sen kim oluyorsun? Ben kim oluyorum? Torunun oğluyum. Kimin torunu? Abdurrahman-ı Tarih. Abdurrahman-ı Tarih'in oğlu. Ben kim oluyorum? Sen de aynı şekilde. Anne tarafı. Tabii anne tarafından. Yani bizim şeyimiz, düzeyimiz eşittir. Ancak... Hiyerarşide yan yana oturuyoruz. Yok. Peki bu nerede oturur? Bizim üstünlüğümüz, ben erkek oğluyum, sen kadın oğlusun. Ben senden üstünüm. Çok güzel. Eyvallah. Bu bizden bir kürsü şeyde. Yukarıda. Yukarıda. Ya onun için dayım az önce divandaydık Nureddin dayım. Kaç yaşında Nureddin dayım? 80'i geçkin. Maşallah yani çok iyi gördün. Aha. Bunun arvası olduğunu şey edince beni orada oturttu. Kapıya yakın, kendisiyle kapı arasında yere oturttu. Onu pencereye oraya yukarıya oturttu. Ondan sonra Celil'i sana ne dedi? Niye bu adamı takip ediyor musun dedi. He? Tabii şey demiş. Sen senin soyunda, peygamber soyunda. Sen şeyin ne bu? Onları inkar eden birisin. Yani yanında ne işin var? Ondan sonra Fethi. Akrabayız, amca çocuğuyuz. Amca çocuğuyuz. Şeyh Hafid'in. Şeyh Hafid'in oğludur. Şeyh Hafid'in oğlu. Hazret'in torunudur. Hazret'in torunudur. Aha. Ondan sonra Hazret yani. Abdurrahman Tavi'nin oğlu. Evet sen. Celal Şeyh Reddin oğlu. Şeyh Reddin babasıyla az önce görüştük. Seyda Tavi'nin şeysi. Evet. Eyvallah. Ana tarafı da Hazret'te yaptı. Ana tarafı da Hazret'e. Doğru. Baha da öyle. Ha öyle mi? Yani biz akrabayız zaten. Yani biliyorsun yani şey olarak yakın. Yani iç evlilikler söz konusu. Benim babam bir dıştan gelen bir oğul vardı. Tabii. Yani ilk böyle şeylerdi. Baba yani anan Hazret'e çok yakın değilseydi Tora'ya yaptı. Evet. Çok ilginç. Aha. Peki teşekkür ederim. Kısaca bir ders aldık yani. Hep kafam karışıktı bu konuda. Bu müfit işleri çok iyi bilir. Sen... Evet. Kırmızı nokta görüyor musun? Tamam. Burası Norşim. Ben terk ettiğim vakit şu katlı binaların hiçbirisi yoktu. En büyük bina tek katlıydı zaten. Tabii onları yaptık. Ve binalar... Toprak damla. Ne damla? Toprak damla. Toprak damlıydı. Aha. Ve aynı zamanda duvarları da taştandı. Buradan bir tane görebilir misin? Fokus yapsan üzerine. Neyse orada... Orada bütün var. Bu... Şu çatıda taş duvardı. Şu taş duvarlı bir çatı şey varmış orada. Neyse. Bunlar bu binalar hepsi yeni yapıldı. Bunlar hepsi 30 yıl kadar önce gelmiştim. Aha. 1987 veya 88. Ve değişmeyen tek şey buralar hala senin dayılarına ait. Hala dayılarım burada. Yani kimse yok içeride. He. Koloni halde yaşam. Şey, o mavi gibi gözüken en tepede şey bir giriş falan yapmışlar. O da merkat denilen türbe. Aha. Buranın en kutsal yeri. Millet ilk önce gelince tabii, buraya dirilerden önce oraya giderler. Ölüleri tabii ziyaret ederler. Aha. Ondan sonra diri mirasçıları ziyaret ederler değil mi? Diri mirasçıları. Vallahi miras yedileri. Bu da benim dayı oğlu Bahattin. Çok sevdiğim. Geçtiğimiz hep kavga ettiğimiz zamanlar oldu. Şimdi yollarımız tekrar düzeltti. Evet. Eyvallah. What is Islam? What are the sources of Islam? What is Islam? Burada sen inşallah. Güzel. Nereye? Gidiyorum.